sanat hem anlama, anlamlandırma faaliyeti hem de bir bilme biçimidir. Aslında sanat insan düşünce biçiminin, sistemin derinliğinden dolayı doğmuştur. Sanat ilkin sanat adına yapılır, toplum bunu kabul ettiğinde de toplumsallaşır. Sanat toplumsuz ve beyinsiz yaşayamaz. Bir gün Türk insanı futbola önem verdiği 1/5 kadar sanata önem verirse çok daha güzel bir Türkiye tasavvuru içerisinde yaşayabilir olacağız orasını. Yaşam değerlerini sorgulayan program Neler Oluyor Hayat'ta hoş geldiniz. Bu haftaki konumuz toplum ve sanat ilişkisi. Evrenin ve insanın varoluşuyla başlayan sanat, medeniyetlerin kurulmasına, kültürlerin yeşerip kökleşmesine büyük katkılarda bulunmuş. Yani sanatsal üretim toplumlarda estetik boyutunun ötesinde iletişim eğitim açısından kültürel yönden de çok önemli işlevler yüklenmiş. O halde gelin bu hafta sanat nedir, ortaya nasıl çıkmış, kaynağını nereden almış diye sorarak başlayalım. Sanat bir kere herkese nasip olmayan, çok özel, Yaradan'ın vermiş olduğu özel bir yetenek. Yani sanatçı dendiği zaman bizim baş tacımızın olması gerekli. Fakat maalesef ülkemizde sanata hiçbir zaman değer verilmiyor. Sanat tabii ki bir toplum için çok gereklidir. Müzik, tiyatro, resim, bütün bu sanatlar insanın medeni, toplumun medeniyetini belli eden bir unsurdur bence. Sanat kişinin yalınlıktan bir kere kurtulma yoludur. Yani kişi sanatla zenginleşir, sanatla güzelleşir. İnsan olma doğrultusunda gelişir. Sanat kelime anlamı olarak Arapçada biliyorsunuz bir hüner yapmak, bir iş yapmak, bir şey göstermek. Batı dillerinde, klasik Batı dillerinde de benzer anlamları var. Yani Latince'de ars ya da art, benzer bir hüner, bir iş yapmak. Grekçe'de tekne diyoruz. Tekne sadece sanatı değil, zanaatları ve bilimi de içeren bir faaliyet. Günümüzdeki teknik kelimesi oradan geliyor, tekne. Tekne ayrıca hem sanatı hem de bugünkü anlamıyla değil ama o çağın bilimini de içermekte. Bilim, sanat ve teknik. Üçünün bir aradalığı, bir maharet, bir beceri, bir bilgi ortaya koyma faaliyeti olarak tekne kavramı içerisinde anlaşılıyor. Sanatın hani kelime olarak etimolojik kökü bu. Neden insan sanat yapar denildiğinde de değişik birkaç tez var, birkaç teori var. Bunlardan sosyologist bakış, sanatın arkaik büyü ve arkaik inançtan doğduğunu söylüyor. Yani biz çeşitli ritüellerle, çeşitli danslar, kokular, manzum metinler, ritim ve musiki eşliğinde tabiat üstü kuvvetlerle ilişkiye girermişiz arkaik çağlarda. Mitoslar çağından söz ediyorum. Ama süreç içerisinde insan doğayı keşfettikçe bu sanat dediğimiz unsurlar, günümüzün modern sanatları arkaik büyüden, ritüelden bir miktar ayrışmışlar. Bütünüyle ayrıştıkları söylenemez. Günümüzün tek tanrılı dinlerinde de musiki, manzum metin, mimari, süsleme sanatları, başka dinlerde resim, heykel, içkin. İnsan niye sanat yapar? Özetle sanat insanın kendi varoluşunu, bu dünyadaki macerasını anlamlandırma çabasının bir ifadesidir. Bir diğer ifadesi de bilimdir. İnsan bu iki tarzda kendi varoluşunu anlamak ve anlamlandırma faaliyetine girmiştir. Sanat hem anlama, anlamlandırma faaliyeti hem de bir bilme biçimidir, bir bilgi biçimidir. İnsanın bu dünyaya dair, doğaya dair bilgisini üzerinden yansıttığı bir etkinliktir. Bir yansıtmadır sanat aynı zamanda. Bir taklittir ve yansıtmadır. Sanat aslında en basit ifadesiyle bir dışa vurum. Aslında insanların duygularını, duygu durumlarını, güzelliklerini, acılarını, bildikleri ve bilemediklerini, gördüklerini ve göremediklerini çeşitli soyutlama yöntemleriyle, farklı teknikleri kullanarak dışa vurma yöntemi, en güzel tanımı bu.
Sanata niye ihtiyaç duymuşlar sorusunun cevabı ise insan doğası yapısı itibariyle çok metaforik aslında. Analojilerle yani benzetmelerle anlatıyoruz anlattığımız ifadeleri. Metaforlar kullanıyoruz. Dünyadaki hiçbir şey neredeyse birinci anlam düzeyinde gerçekleşmiyor. Bir düz anlam var, söz. Ki söz her zaman yetersiz. Sözü söylüyorsun, sözün arkasını doldurmak zorundasın. İşte sanat bu konuda o metaforları, benzetmeleri, yani analojileri, alegorileri anlatmanın en güzel yolu. Yani aslında sanat insan düşünce biçiminin, sisteminin derinliğinden dolayı doğmuştur. Nerede doğmuştur sorusunun cevabı ise çok farklı kaynaklar var ama bildiğimiz milattan önce 10 bin ile 40 bin yılları arasında aslında Avrupa'daki o neopaleolitik çağda biz mağara duvarlarında doğrudan gösterimlerin dışında bile bir takım çizimlerle, dokularla sanatın izine rastlayabiliyoruz. Sanat insanın estetik algısıyla ilgilidir. Ancak bu estetik algı görsellikten daha çok içselliği ifade etmektedir. Öte yandan aslında sanatın ortaya çıkması da sancılı bir durumdur. Mesela yüzyıllardır bir bilmeceye dönen klasik bir soru vardır. Sanat sanat için midir yoksa sanat toplum için midir? Ya da gelişmişlik bir sanatı yaratır, sanat mı toplumu geliştirir? Siz ne dersiniz? Sanat toplum içindir. Sanat toplum içindir. Sanatla uğraşan insanlar kötülük olmaz. İnsana değer verirler, yaşadığı topluma değer verirler, gittiği ülkeye hepsine değer verirler. Bu çok izafi bir kavram. Ben toplum için olması olduğunu düşünüyorum, gerekli olduğunu düşünüyorum. Toplum için olması daha doğru diye düşünüyorum ama aynı zamanda sanat, sanat içindir tabii ki. Bence toplum için. Sanatçı kendi toplumuna bir şeyler vermesi gerekir. Ve bunu sanattan izah edebilirse toplum da bundan istifade eder. Çok abes bir tartışma aslında. Sanat toplum için midir? Sanat her şey içindir. Sanat yaşam içindir. Sanat sanat için mi yapılıyor, toplum için mi yapılıyor sorusunu aslında sanatçılar kendilerine soruyorlar. Toplumun aslında baktığınızda böyle bir suali yok. Sanat soyut bir kavram, soyut bir düşüncenin daha doğrusu somutlaştırılma biçimi. Ve bu somutlaştırılma biçiminde baktığınızda öncelikle sanatçının kendi bireysel olarak deneyimlediklerini, görüp ettiklerini, yansıtmak istediklerini bir tuvale, bir unsura aktardığını görüyoruz. Bu aktarım toplum tarafından görülüp, kabul edilip, kabullendikten sonra toplumsal olmaya başladığını görüyoruz. Dolayısıyla sanat ilk çıkışta sanatçının bireysel deneyimleridir. Toplum tarafından ya da toplumun belli bir kitlesi tarafından kabul gördüğü oranda da toplumsallaşır. Sanat ilkin toplum adına yapılmaz, sanat adına yapılır. Toplum onu kabul ettiğinde de toplumsallaşır. Bu değerlendirme hatalı bir değerlendirme. Sanat sanat içindir lafının hemen akabinde sanat o zaman halk için değil midir diye çağırır. Burada yanlış bir değerlendirme var. Sanat sanat içindir önermesinin içeriği şu. Sanat başkaca herhangi bir pratik, pragmatik, ticari, kariyer, ikbal ya da benzeri amaç için yapılan bir şey değildir. Sanat sanattan haz almak için yapılan bir şeydir. Sanat sanat içindir lafı bu. Bunu içeriyor. Sanat tabii ki halk için ya da onu talep eden insanlar için yapılır. Ama o insanlar için bu sanatı yapan kişi sadece sanatı o insanlar için yapmak amacıyla yapar. Yoksa eğer sanata başka bir pratik, pragmatik amacı koşarsanız o sanat sanat için yapılma anlamının dışına çıkar. Pratik, pragmatik, şöhret, ikbal, para vesaire gibi başka bir amaca yönelir. O zaman sanat olmaz. Sanat bireysel olarak insan bilincinde aracısız bir şekilde doğar ve anlam kazanır. Ama sanat salt insanı anlatmaz, doğayı ve toplumu da anlatır.
Sanatın estetik özünü toplumsal olaylar, insanların toplumla olan çok yönlü ilişkileri oluşturur. Her estetiksel yaratmada iki önemli faktör vardır. Bunlardan biri, bireyin arzuları, tutkuları ve özlemleri, diğeri ise toplumun istekleridir. Sanatçı yapıtı topluma kabul ettirebilmesi için tam doyum elde edebilir, ancak toplumun düzeyi bu konuda önemli bir rol oynar. Çünkü sıradan bir toplum sanat yapıtı üzerinde bilinçli bir yargıda bulunamaz. Böyle bir durum sanatçı ile izleyici arasında salt yüzeysel bir bağlantı ortaya koyar. Her dönemin kendi gereksinmeleri ve bakış açıları doğrultusunda sanat ortaya çıkar ve bu ölçütlere göre değerlendirilir. Toplumun sizce yeterince sanata ilgisi var mı? Sanata ve sanatçıya değer veriyor mu? Türk toplumu sanata değer vermiyor. Sanatsever toplumumuz ama fazla değer verdiğine ben inanmıyorum. Bizim sanatçılarımız siyasetle uğraşa uğraşa kimse değer vermiyor. Sanatçı demek siyasetle uğraşmaması demektir. Ama maalesef uğraşıyorlar. Maalesef Türk toplumu sadece işte almış olduğu, öğrenmiş olduğu algılarla işte abuk subuk dizilerin peşinde koşuyor ve onları seyrediyorlar. Maalesef sanata asla değer verilmiyor. Sanatçıya gereken değeri veremiyoruz. Biraz uzağız bu konularda. Çünkü küçüklüğümüzden eğitim almamız lazım. Okuldan başlayan bir olay bu, sanatseverlik. Bu verilirse insanlar geliştikçe toplum da gelişir, sanat da gelişir. Yani ben bugünkü Türk toplumunda sanatla yoğrulmuş, sanatsız yapamayacak bir toplumsal kesimin olduğunu biliyorum. Ben de o kesimi oluşturan bireylerden biriyim diye düşünüyorum. Ama genelleme yapınca toplum yalnız biz değiliz. Sanata verilen değeri biraz da sosyolojik bir tanımlarla ele almak istiyorum. Ki ete kemiğe biraz meseleyi büründürelim diye. Şimdi biz toplumsal hayatı bir alana benzetecek olursak ve bu alanda da 3 tane sermaye tipi olduğunu düşünürsek, kültürel sermaye, ekonomik sermaye, toplumsal sermaye. Sanat unsuru bu kültürel sermayenin içindedir. Çünkü eğitim gerektirir, eğitim yoluyla elde edilir diyebiliriz. Bu alandaki toplumdaki gruplar, üst grup, alt grup ve çatışma grupları kendi istekleri doğrultusunda bu üç sermayeyi harekete geçirirler. Ülkenin sermayelerini harekete geçirme hakkı en fazla üst kültüre ait gruptadır. Eğer bir ülkede sanata verilen değer, sanata verilen ekonomik göstergeler, unsurlar yetersizse ve yetersiz görülüyorsa, bunun sebebi ülkenin üst kültürünün buna yeteri kadar önem vermemesinden kaynaklanır. Neye önem verirler? Ekonomik sermayeye, toplumsal sermayeye daha çok önem verirler. Bir gün Türk insanı şu an siyasete önem verdiğinin üçte biri kadar sanata önem verirse, bir gün Türk insanı şu an futbola önem verdiğinin beşte biri kadar sanata önem verirse, biz o an daha müreffeh, daha yaşanabilir, geleceğe çok daha umutla baktığımız, çok daha güzel bir Türkiye tasavvuru içerisinde yaşayabilir olacağız, orası net. İnsanların birbirine daha iyi davrandığı, daha saygılı olduğu, daha demokrat, daha etkileşimli, daha çok üretebildiğimiz, kendi teknolojilerimizi üretip onları kullanarak devam edebileceğimiz bir süreç yaşayacağız. Bu ancak bu söylediğim kriterlerle söz konusu olacak.
Sanatsal gelişim toplumsal gelişmeye ve toplumsal yaşamın yapısına doğrudan bağımlıdır. Mesela insanlığın başlangıcında toplumsal bölünmeler yoktu. İnsanlığın gelişme süreci içinde toplumlar kesimlere ayrıldı. Yani kölecilik, feodalizm ve kapitalizm çağlarında toplumların yapısı tekrar tekrar belirlendi. Toplumlardaki bu değişimler hiç şüphesiz sanatsal kültürü de etkiledi. Sanat da insana ve topluma hizmet ederken bütün insanlığa ait ortak bir dil kullanarak toplumlar arasındaki farklılaşmayı yumuşatmaya çalıştı. Sanatın topluma katkısı eğitim düzeyini bence daha üst düzeylere çıkaracağına inanıyorum. Bence çok büyük katkıları olur eğer değer verilmiş olsaydı. Çok çok büyük. Sanat güzelliktir. Güzelliği arama işlevidir. Bireyin, insanın. Dolayısıyla herkes güzellik ne peki? Güzellik bizi olumlu etkileyen her şey güzelliktir. Bir düşünce, olumlu bir düşünce bizi ileriye doğru getirebilen bir düşünce bir güzelliktir. Sanat bu güzelliğin köprüsüdür diye düşünebiliyorum. Yani öyle düşünüyorum, öyle diyebilirim. Sanat toplumun bir toplum olduğu andan itibaren, topluluk değil, toplum olduğu andan itibaren içinde var olan bir mekanizma. Bunu sadece hani günümüzün yüksek, seçkin, ayrışmış sanatları, müstakil sanatları olarak düşünmeyin. Folklor dediğimiz dünya, yani halk deyişleri, halk bilgeliği, her toplumun kendine özgü halk oyunları, o oyunlara can veren metinler, musikiler, o toplumların sanatlarıdır. Bir toplum olmanın koşullarından bir tanesi sanatı olmasıdır o toplumun. Oradan, o etkinlik üzerinden kendini ifade etmesidir. Dolayısıyla eğer bir toplumsanız doğrudan doğruya toplumsallığın yapısında, fıtratında, doğasında sanat içkin olmak zorundadır. O sanatın içerdiği unsurlar dolayısıyla düğünlerinizi yaparsınız, cenazelerinizi kaldırırsınız, bayramlarınızı idrak edersiniz. Bütün toplumsal ilişkilerinizin sembolik anlamları o sanatlar üzerinden ifadesini bulur. Sanatın var olabilmesi için az önce de söyledik. Evet, bireysel, ilk suya atılan taş bireyseldir. Sanatçının kendi görüp ettikleridir. Fakat her olgu gibi, her idea gibi sanatın da var olabilmesi ve yaşaması için bir mekana ihtiyacı var. Bu mekan toplumdur. Bu mekan bir yerdir, unsurdur, bir zamandır, bir çağdır. Dolayısıyla sanatı toplumun bakış açısıyla giydirmeden yaşatmak mümkün değildir. Sanat toplumsuz ve beğenisiz yaşayamaz. Yüksek kültürün bir parçası olan sanatın toplumdaki belli bir grup tarafından benimsenmesi ve beğenilmesi onun yaşatılması için kafidir, yeterlidir. Herkes eğitim gibi, ekonomi gibi sanata ihtiyaç duymayabilir ama bu sanatın varlığı için kendini idame ettirebilmesi için bir tehdit değildir. Bir kitle tarafından benimsenen sanatın da var olabileceği düşünülmektedir. Bir dizi kitap ve etkinlik yapıyoruz hali hazırda. Aslında tam sorduğunuz soru benim o etkinliği ve o yayınları niye çıkardığımın sorusunun cevabı. Biz 20 tane yazar bir araya geldik. Proje aslen benim ve birlikte ürettiğimiz Gülşah Elikbank yazar bir arkadaşımın projesi. Fikri temelini ben oluşturdum ve şöyle düşündüm. Acaba bir ressamın eserlerini alıp o ressamın eserlerine başka bir formdan yani türler arası edebiyat yoluyla yaklaşsak nasıl olur gibi bir fikirden yola çıktı. Dolayısıyla Devrim Erbil'in işte Türkiye'nin yüksek sanattaki, çağdaş sanattaki en önemli isimlerinden biri
20 tablosunu aldık. 20 tablosuna 20 tane öykü yazdık. Yazarlar öyküyü nasıl hayal ediyorlar? Bu şekilde düşün. Buna ardından çeşitli illeri dolaşacak bir etkinlik hale getirdik. Bu etkinlikte bu kitapta yer alan yazarlar ve aynı zamanda yer almayan önemli kanaat önderleri konuşmalar yapıyorlar. Konuşmaların hepsinin başlığı şu: sanat, kültür, tasarım geleceği kurabilir mi? Evet, geleceği kuran şey aslında sanattır. Bir ilk sanatta ne kadar gelişmişse o kadar fazla teknoloji üretebilir. Bir toplum sanata ne kadar derinlikli bakıyorsa o toplum o kadar fazla inovasyon yapabilir. Sanat çünkü hayal gücünün derinliğinde yatan çekirdektir. Günümüzde sanat ve sanatsal faaliyetler geçmişten çok farklı anlayışla ele alınıyor. Örneğin bir tür eğitim aracı olarak görülebiliyor ve iktisat öğretisi içinde değerlendirilmiş ürün kategorisinde inceleniyor. Bu yaklaşımdan anlaşıldığı üzere eğitim gibi sanat da bir bölümü bireye, bir bölümü de topluma olmak üzere ikili yarar sağlayan ürün olarak görülmekte. Bu çerçeveden yaklaşım yapıldığında sanatsal faaliyetlerin devlet tarafından desteklenmesi bir tür iane ya da yardım alarak değil, zorunlu bir kamu hizmeti olarak görülüyor. Bu da tüm ileri toplumlarda sanatı devletin finanse etmesine yol açıyor. Şimdi devlet aklı ve maddeyi sembolize eder ağırlıkla. Sanat ise duyguyu, heyecanı, yer yer manevi değerleri, soyut kavramı da sembolize eder. Dolayısıyla iki tane tezat olduğunu görüyoruz. Devletle sanat ve sanatçı arasında yüzyıllardır süregelen bir uyum yoktur. Tam tersine zaman zaman artmakla birlikte bir çatışma olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi biri akla hizmet ediyor daha çok, öbürü de heyecana ve duygulara hizmet ediyor. Bir kere çatışma zaten burada başlıyor. Sanatçıların, özellikle de devletlerin ve toplumların değişim dönemlerinde öncü bir rolle adaletsizliğin sahneye taşınmasına, adaletsizliğin romanlara aktarılmasına öncülük ettiğini görüyoruz. Sanatçılar bu manada bilim adamlarından daha çatışmacı davranıyorlar. Var olan sorunları sanat üzerinden daha cesurca belki de yansıtıyorlar. Doğru kelam budur belki de. Fakat devlet mekanizmasının sanat insanıyla her daim çatışma içinde olduğunu söylemek de yanlış olacaktır. Mesela biz kendi Türk tarihimize baktığımızda Cumhuriyet'in ilk yıllarında önemli bir ideoloğumuz olan Ziya Gökalp'in Cumhuriyet'in ulus devlet yapılanmasına destek vererekten milli kültürün önemine atıfta bulunarak milli kültürün sanatta, edebiyatta, şiirde daha çok vurgulanması gerektiğini söylediğini biliyoruz. Ve devlet mekanizması da Ziya Gökalp'in bu fikirlerin arkasında olduğu için her ikisi aynı akla, aynı maneviyata hizmet ettiği için çatışma olmamıştır. Çatışma ne zaman oluyor devletle sanatçı arasında? Her ikisinin söylemleri farklı tezat yönlere gittiğinde. Aynı yöne gittiğinde de birbirini destekliyor ve çok daha güçlü bir unsur ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla devletle sanatın ve sanatçının aynı yönde gitmesi ülkenin gelişmesine, kalkınmasına daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum ve tarih de zaten bunu söylüyor. Varlık bilimsel olarak devletin, yönetenin, erk sahibinin, güç sahibinin sanatın içine girdiği noktadan itibaren sanatı deforme ettiğini söyleyebiliriz. Hangi amaçla olursa olsun bunu çok net söyleyelim. Yani devletin sanatı destekleme anlayışı evet çok güzel, önünü açma, bütün karar verme mekanizmalarında sanatın önünü açma mekanizması çok güzel gibi geliyor kulağa. Ama size sorarım, dünyada tek bir tane örneği var mıdır? Devletin sanatı ideolojik bir aygıt olarak kullanmadığı tek bir örnek, tek bir dönem. Dolayısıyla devletler sanatın içine girdiğinde sanatın deforme olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden
Sanat kendi kendine var olan bir olgudur. Sanat, evet, onu yaratanın neslinin zihninde ve ona bakanın gözündedir. Dolayısıyla sanatın özgür, bağlantısız, tarafsız, yansız olması son derece kritiktir. Devletlerden olsa olsa şunu bekleriz. Olabildiğince bağlantısız olarak sanatın önünü açmasının akla en mantıklı gelen yer olduğunu söyleriz. Yani sanatın içine karışmadan sadece onun yolunu açmak. Sanat hem insanın yaratıcı yönünü biçimlendirir hem de onun toplumsal varlığının bir parçasını oluşturur. Bu nedenle sanatçılar tarihsel süreç içinde kimi dönemlerde toplumda kimsenin söylemeye cesaret edemediklerini söylemiş, kimi zaman kitleleri provoke etmiş, kimi zaman da toplumun eğitici rolünü üstlenmiş. Buna karşın devletler de yine tarihsel süreçte kimi zaman sanatı kendi lehlerinde kullanmışlar, kimi zaman da sınırlamışlar. Ancak yine de sanat özgürlüğü bir insan hakkı olarak anayasalarda tanınmıştır. Peki hal böyleyken gelin şeytan avukatlığını yapalım. Sanat için tüm toplumlar adına faydalı ya da tehlikeli diyebilir miyiz? Dahası sanatın topluma yıkıcı, olumsuz bir eleştirisi olamaz mı? Sen sanatla uğraşan, müzikle uğraşan, ondan sonra ressamlık yapan, ne bileyim yani bir ustalık yapan insan kötü bir şey düşünebilir mi? Başını sanattan kaldıramazdım. Ama maalesef bizimki de sanat düşünmüyor, şeytanlık düşünüyor hepsi. Aslında provoke etmez. Herkes seçimlerini yaşar. Yani sanat insanı niçin provoke etsin? Yani insan ne öğrendiyse onu yapacaktır. Beni şimdi sanat bozabilir mi? Beni provoke edebilir mi? Söz konusu değil. Bence eğitim çok önemli. Eğitim düzeyimizin yükseltilmesi gerekiyor. Sanatçı provoke eder. Sanat insan şeyi provoke etmez. Toplumu provoke etmez. Sanatçının bir bilgi, bir vereceği bir şey varsa, zaman içinde bir şey bildirmek istiyorsa, onu anlatmaya çalıştığı zaman belki de yanlıştır ama provoke etmemesi lazım. Sınırlanmaz yani. Sanat böyle sınırlanmaz. Bu bir şeydir, bir yaratıcılıktır. Yani o biçimde de yaratıcılık olur. Öyle dediniz mi sanatı şeye nedir, fotoğraf makinesine indirgersiniz yani. Şeyde postmodern oturup o kurgulanmaz. Kurgulandığı zaman sanat olmaktan çıkabilir belki. Sanatın elbette her zaman toplumla uyumlu olmadığını ve dönem dönem topluma çok aykırı mesajlar verdiğini de görüyoruz. Mesela yurt dışından bir örnek vermek gerekirse 1999 yılında New York'ta bir müzede bir tabloya bir ressam bir fil, insan fil karışımı bir resim sergiliyor, resmediyor ve boyada fil dışkısı da kullanıyor ve bu toplumda çok büyük bir olumsuz bir tepkiye yol açıyor ve belediye başkanının burada o müzeden desteğini çekmek istediğini görüyoruz. Sanat her zaman iyiye, güzele hizmet etmiyor. Burada gördüğümüz gibi hani groteske de, aykırıya da hizmet edebiliyor. Bu biraz da sanatçının kendi tekelinde olan bir şey. Sanatçının kendi tekelinde olan şey her zaman toplumla ve devletle bağdaşmayabiliyor. Madem sanatı konuşuyoruz, sanatçı kimdir de konuşmamız gerekiyor. Çünkü sonuçta bize haz veren sanat eseri onun bir parçası. Öte yandan sanatçı, evet, diğer insanlardan daha üstün sezgi ve algı seviyesine sahip. Dahası bir kişinin sanatçı olabilmesi belirli bir birikim ve elbette o sanatçının eserini sanatsal olgunluğa eriştirebilmesiyle mümkün. Peki siz ne dersiniz? Sanatçı kimdir meselesine bir yakından bakalım mı? Herkes sanatçı olamaz. Hayır, olamaz. Sanat içeriden gelen bir şeydir. Eğer o insanın sanata meyli varsa, kendi sevdiği bir şeyse, o zaman sanata yönelir veyahut da ticarete yönelir veyahut da başka bir yere yönelir. Sanat herkese verilmiş olan bir yetenek değil. Bir çok özelliği olan insanların bence sanatçı olabilmek öyle kolay bir şey değil ki, hadise değil ki. Onun için herkese toplumda
Çok az, ülkemizde çok az görüyorum ben. Ha, sanatçıyım diye geçinen çok insan var ama onların ben sanatçı olduğunu düşünmüyorum. Düşünebilen, usunu çalıştırabilen, duygu zenginliği olan her birey yaratabilir. Yani sanat bir yaratıcılıktır. Niye olmasın? Bireysel düşüncesini dışa yansıtan, toplum tarafından vermek istediği mesaj doğru okunan, algılanan, sevilen ya da sevilmeyen, illa sevilmek durumunda değil fakat vermek istediği mesaj bir şekilde alınan kişidir. Düş gücünü kullanandır, simgesel unsurları kullanandır, topluma bir mesele üzerinde ışık tutandır sanatçı. Ve ışık tuttuğu oranda da, düş gücünü kullandığı oranda da unutulmaz oluyor. Sanat eseri belli bir tarihsel dönemde, belli toplumsal koşullarda, bir anlamda bunların simgesel özeti sayılabilecek bir estetik bağlam inşa eder. Her sanat eseri kendi çağının ve içinde üretildiği toplumun özellikleri hakkında bize fikir verir. Bununla birlikte her sanat eseri ya da etkinliği kendi toplumsal bağlamında bile tek bir anlam taşımaz. Tersine her sanat eseri o toplumda yaşayan her birey için ayrı bir anlam taşıyabilecek kadar çoğul anlama gelebilir. Bununla birlikte sanat eserine atfedilen kolektif anlamlar da vardır. Örneğin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sırasında Memleketim şarkısının geniş bir beğeniyle toplumsal bir gösterge olarak benimsenmesi. Kolektif olarak üzerinde uzlaşılan sanat eserlerinde bile her birey kendi deneyim, kültür birikimi ve tarihselliği bağlamında özel anlamlar bulabilir. Bir başkadır benim memleketim. Böylece sanat eserinin estetik ve anlamsal açılımlarının yüzeysel olarak göründüğünden ya da sanıldığından çok daha fazla olabileceğini iddia edebiliriz. Sanat nesnesinin kolektif bir anlamlandırma sürecine bağlı olması zorunluluğu bana mantıksız geliyor. Sanat eseri öyle bir eserdir, öyle bir objedir ki sadece yaratanın nezdinde anlamı olması bile yeterlidir. Nitekim bunu şöyle ispatlayabiliriz. Bugün adını sanını bildiğimiz, kendilerine çok saygı duyduğumuz müzisyenler, yazarlar, ressamlar, heykeltıraşlar pek çoğu sağlığında o eserlerin sanat eseri olarak kabul edildiğini görmedi bile. O günden baktığımızda onlara kolektif tarafından, kitle tarafından anlamlandırılmamış diye sanat değil mi demek zorundaydık? Öyle değil. Çağlar, mekan, anakronik düşünmek diyoruz ya, bazen sanat eserinin değeri binlerce yıl sonra anlaşılır. İnsanların evrensel yazgısına, yani ölümlülük, yoksulluk, sürgün, açlık, zulümün türleri, cezaevleri, insanlığın başından geçen felaketler, doğal afetler, savaşlar, bütün insanlığın ortak kaderini oluşturan bu unsurlar aynı zamanda büyük sanat eserlerinin konu edindiği şeylerdir. Ve bunların yoğun yaşandığı dönemler büyük sanatsal çıkışların dönemleridir. Yani 17. yüzyıl Fransız romanı, 18. yüzyıl Avrupa'da romanın sanatının ortaya çıkışını düşünün. Rus romanının ortaya çıktığı çağları, dönemleri düşünün. Ülkeler çalkalanırken, iç dış savaşlar, dünya çapında büyük krizler olurken o kaderi yansıtan sanat, o kadere ayna tutan sanat kalıcı oluyor ve o evrenselliği yakalamış oluyor. Genel geçerliliği ya da işte kolektiviteyi yakalamış oluyor. Her sanat eseri veya da her zaman dilimi buna müsait olmayabilir. Yani eğer sanatın içerisinde sizin ruhunuzu arındıracak bir trajik unsur söz konusu değilse o sanat birincil sanat olma imkanını kaçırabilir.
medyayı ikinci sanat yapmıştır. Daha doğrusu aşağı sanat yapmıştır. Birinci sanat tragedyadır. Komedya insana kendi kusurlarını gösteren ve o kusur geliştirme ve yetkinleştirme sürecidir. Teknolojilerden şu anda ayıran tek şey bu gibi duruyor. Gelecekte insan olacaksa, gelecekteki o partinin adı ne olacak bilmiyorum, bir siyaset mi olur, her şey değişebilir. Ama kesinlikle hayal gücü iktidara gelecek. Yani sanatın nüvesi çekirdeği iktidara gelecek. O yüzden... sürekli olarak canlı tutarlar. Var olan bir şey değildir. İnsan kendini olduran, olmakta olan bir şeydir. Yani insan olur. Bu insanın oluş sürecinin imkanlarından birisi sanattır. Sanat insanın insanlaşma sürecini temin eden birincil ya da ikincil etkinliktir. Küreselci postmodern kültürün belirleyici bir rolü olmuştur. Ama yine de popüler olan her şey için sanat değildir demek çok doğru gelmiyor bana. Siz ne dersiniz? Her popüler şey sanat olur diye bir şey diyemeyeceğim ben. Popüler olmak ayrı bir şey bence. Sanat için icat edildiği zaman topluma bir mesaj verir. O kendiliğinden zaten popüler olur. Yani ben yaptım demez. Sanat kendisini ortaya koyar. İnsanlar sevdikçe popülasyon, sevdikçe popüler olur. Her popüler olan hareket mutlaka sanat değildir. Ama sanat da popüler olursa sanat olmaktan çıkmaz yani. Popüler, halk, çoğunluk, toplum bir kitleyi ifade eden bir kavram. Ve sanatın kitleselliği meselesi. Sanat kitleselleşebilir ama hangi toplumda? Söz konusu toplum eğer bir tüketim toplumuysa, tüketim toplumunda kitleselleşen sanatında bir tüketim unsuru olarak kitleselleşmesi söz konusu. Bugün günümüzün popüler kültürü, popüler sanatı dediğimizde akla gelen tüketim unsuru olarak sanat, ki o tırnak içerisinde artık sanat değil. Yani bir başka amaç için,
piyasa değerlerine göre tanzim edilmiş arz talep ilişkisi içerisinde işlev gören bir sanattan söz ediyorsak, o artık başta sözünü ettiğimiz sanat için sanat olgusunun dışına çıkmış. O bir sanat unsuru değil, o günübirlik hayatın hazları ya da tüketim unsurları içerisinde yer alan bir üretim. Çok da küçümsememek gerekir belki. O popüler dünyadan girip hakiki sanata uzanan insanlar olabilir. Bu böyle bir imkan içerebilir potansiyel olarak, ama sanatın kendisi tüketim kültürünün popülaritesi içerisinde bir muhatap değildir. Robert Reed'in dediği gibi sanatın yapılması ve beğenilmesi bireyseldir. Sanat yalnız bir eylem olarak başlar, ancak toplum böyle yaşantı birimlerini önemseyip sindirdiğinde toplumsal dokuya işlenmiş olur. Kısaca sanatsız bir toplum düşünülemez. Toplumda çok önemli tabii. Sanatsız bir toplum zaten olamaz. Toplum sanatsız olursa birazcık bence çıplaktır. Burjuvazi ile birlikte, yani insanlar zenginleştikçe resim alıyorlar. Bir müzik aleti alıyorlar evlerine. Ekonominin düzelmesi lazım. Şimdi sanat iz bıraktığı oranda değerlidir. Ve ülkelerin geçmişlerine baktığımızda, mesela Paris'e ele alalım. Paris'e gittiğinizde her yerden fışkıran bir sanat görürsünüz. Paris'i Paris yapan ve bu kadar da hani yüksek medeniyetin merkezi yapan şey de sanat ve sanatın korunmasına dair gösterdikleri ihtimamdır. Yine İstanbul'a baktığınızda çok tarihi bir şehirdir. Yapılarıyla, tarihi dokularıyla birlikte ve geçmişiyle var olur. Geçmişiyle var olan İstanbul'un bu kadar güzide olmasının sebebi sanattır. Sanattan işte mimarilerdeki dokunuşlarıdır, çinileridir. Dolayısıyla bir ülkenin aslında kara kutusu sanatında gizlidir. Tarihini, acılarını, savaşlarını, gözyaşlarını, umutlarını bir toplum ister sanatçının gözüyle, ister halkının gözüyle, halılara dokumasıyla birlikte sanata dökerek icra eder. Dolayısıyla çok değerlidir ve ben bu kara kutumuza bugün de pop kültürümüzle birlikte sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün aklımıza gelen siyasete, ekonomiye, gündelik yaşama, insana, topluma, dünyaya ilişkin bütün sorunları şöyle bir alalım. Bunun içerisine doğayı, çevreyi, kirliliği, sürdürülebilir hayatı, insan gelişmişliğini, iyi kötüyü, şiddeti, cinsiyet ayrımlarını, gelişmemiş toplumları, adaletsizlikleri hepsini koyalım bir sepetin içerisine. Bu sepet şurada bir yerde kalsın. Bunun çözümü noktasında bizim elimizde tek bir araç var. O araç da ilginç. Sanatın da bir üst pencere olduğu, sanat üretmek, geliştirmek, öyle bir zihinle devam etmek ve bunların bağlı olduğu bütün o eğitim faktörleridir. Sanat haz ve insanı bu haz duygusuyla bir arınmaya taşıyan imkana sahiptir. Yani sanatın ağırlıklı bir etkisi etik üzerinden tarif edilir. Aristoteles de böyledir. Buna ruhsal arınma diyoruz günümüzde. Sanatın yaygınlık kazandığı bir toplumda sanatla hemhal olan insanlar ruhsal olarak belli bir doyuma ulaşmış ve o has sayesinde belli bir olgunluğa ulaşmış ve incelmiş zerafet prensibi içerisinde hayatlarını sürdüren insanlar olma imkanına sahiptirler. Zarif, huzurlu, mutlu, olgun ve kendisiyle barışık bir toplum sanatın yaygınlığıyla mümkün olabilir diye düşünüyorum.
İnsanın toplumu, kendini ve doğayı tanıma ve değiştirme süreci nasıl bütün organlarıyla, insani yetileriyle bir üretme ve yaratma etkinliği ise, bütün bunlar insanı insan yapan temel süreçlerse, insanlık var oldukça, insan olmanın temelindeki emek, üretim var oldukça, yaratıcılık ve sanat da var olmaya devam edecektir. Efendim, gelecek hafta bambaşka bir konuda buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.